A-Spor yorumcusu Mahmut Alparslan bizlerle birlikte. Sevgili izleyenler, Beşiktaş'ın gündemine konuşacağız. Galatasaray'ın elbette. PSV maçından da bahsediyor olacağız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Günaydın. Seri sorumlu. Sen nasılsın Çiğdem? Bizlerdeyiz hocam. Teşekkür ederiz. Hızlıca şöyle konuşalım gündemi sizinle. Beşiktaş'ta gündem transfer. Başkan Çebi de Geza ve Rozier ile alakalı bir takım şeyler söyledi. Artık yeniden anlaşma sağlanacak gibi duruyor. Buradan başlayalım isterseniz. Beklenti o yöndeydi. İsmi bilhassa Cezal'ın daha fazla iki rakibinle birlikte işte Galatasaray'la birlikte geçmesi etmesi. Ama nereye bakarsınız bakın bizde malum olan şey artık kapıya dayandı, lig başlayacak. Siz de hala transferlerinizi bitirmeye çalışıyorsunuz. Bizde geç olan olaylar. Bunlar da normal makul karşılıyor. Çünkü ekonomik şartlarınız sizi buralara getiriyor. Bilhassa büyük kulüplerimizde çıkmaza giriyorsunuz. Her istediğiniz topçuyu da alamıyorsunuz. Artık deniz bitti, dere bitti, göl bitti. Yani her şey bitti. Elinizdekilerine çıkmaya çalışacaksınız. Evet, Beşiktaş bu konuda biraz geç kaldı. İki tane geçen senenin değerli oyuncusunu tekrardan bünyesine katıyor. Şampiyonlukta payı olan oyuncuların. Ama size bu yeter mi daha doğrusu? Biz tabii Beşiktaş'ın lig açısından konuşmadan önce Şampiyonlar Ligi için de düşünürüz. Bu kadro Şampiyonlar Ligi için yeterli olmayacak gibi gözüküyor. Gözüküyor da değil, olmayacak belli. Ama bütün iş gene de Türkiye Ligi için gidecek. Burada bakalım çıkacak. Orada gidebileceğiniz yere kadar gideceksiniz gibi gözüküyor. Ama çok geç kalınır. Transferlerde geç kalınır. Biz ne kadar söylesek işte Salih'i de alsınız. Mehmet Topal'ı da alsınız. Cezal da Rozier de gelse sizin elinizdeki kadro Türkiye Ligi'nde şampiyon oynama. Yani her türlü büyükler ilk dördün içinde devamlı oluyorlar. O tarafta olacak bir kadroya sahipsiniz. Tabii bir de santrafor sıkıntıları var. Orayı da kapatmaları gerekecek. Yani bakıyorsunuz transferlerimiz bizim hep son günleri kalıyor. İşte bir sürü isimler giyip çıkıyor. Aşağı yukarı bir aya yakın Cezal'la uğraşıldı. Futbol kamuoyu. Cezal oraya gitti, buraya gitti, o geldi, bu geldi. Teklifler yapıldı, edildi. Sonuçta Cezal olması gereken yerde Beşiktaş'ta. Bakalım ne, bu sezon bize neler sunacak Ceza ve Rozier. Aynı performansı göreceğiz. Onun daha üzerine mi çıkacak? Genelde hep bu tarzdaki oyuncular inişli çıkışlı bir performanslar sergiler ikinci dönemlerinde. Rakipler de ona göre gardlarını alıyorlar. Önümüzdeki sezon daha hareketli geçeceğini düşünüyorum. Ve tabii burada hocanın oyun prensipleri ne olacak? Yine geçen sezonundaki gibi tek bir oyun kurgusunda mı kalacak? Yoksa biraz daha farklılıklar, maç maç farklı oyun düzenleri mi izleyeceğiz? Onu da tabii ilerleyen zamanlarda, ligler başladığı zaman bizler, bütün kamuoyu daha farklı görecek ve daha farklı konuşmalar olacak. Hadi bakalım ama transferler lazım. Çiğdem, yani mevkilerine lazım bakıyorsunuz. Hadi Sabek'te Rozier'in arkasını Türkiye Ligi'nde falan kapatabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi'ni zaten biraz herhalde öteliyorlar. Öyle gözüküyor. Bu Türkiye Ligi'nde götürmek için de stoperler de lazım. Stoperde de ihtiyacınız var. Mehmet Topal'ı siz oraya devşirme olarak kullanır mısınız? Kullanırsınız. Olur ama gene de 3 tane kalacaksınız. Yetmez. Yani ilk önce etapta Cezal'la Rozier'i bitirdikten sonra şimdi hepimiz şeyi konuşacağız. Beşiktaş'ta santrafor adayları kimler olacak? Kimler gelecek? Bir sürü isimler çıkacak. Bunlardan en doğrusunu seçmek mecburiyetindeler. Kulübün yapısına uygun, futbol yapısına uygun, karakteristik özelliklerine uygun. Onlardan da o ismi geçen santroforlardan herhalde bir tanesini bitirecekler ama santrofor biliyorsun yani külfiyetli, maliyetli bir mevki. Bütün Avrupa'nın en fazla üstünde durduğu golcü. Golcülerde haliyle külfiyetli oluyor, ucuz olmuyor. Onun da 25'ini bulamıyorsunuz, getiremiyorsunuz. 30'unu getiriyorsunuz veyahut da üstünü getiriyorsunuz. Herhalde o tarzda bir şey olacak şeyden bakalım. Ama tekrar söyleyeyim, kurgu olarak geç kalınmış bir transfer kurgusu. Sadece bu Beşiktaş için değil, genelde bütün takımlarımız için daha hala transferleri konuşuyoruz. Kim gelecek, kim gidecek onları konuşuyoruz. Ama Beşiktaş'ın faydalı olduğu veyahut da şöyle söyleyelim, Beşiktaş'ın esas rahatlatacak olan kadrodan çok fazla giden yok.
takviyeler geliyor. Oturmuş kemikleşmiş bir kadrosun üzerine takviyeler yapacak. Bu da tabii onlar için önemli bir olay. Yani çok fazla giden yok olmadığı için de siz oraya yamalarınızı çok rahat yapabiliyorsunuz. Elinizdeki de göndereceğiniz oyuncular belli, tutacağınız oyuncular belli. Yani Beşiktaş o konuda çok rahat diğer rakiplerine nazaran. Diğer rakipleri daha fazla oyuncuların göndermesi gerekecek. Sirkülasyonu fazla. Beşiktaş'ta onu göremiyoruz falan. Bakalım yani Cezalı Rozier'i bitirdikten sonra şimdi artık bugünden itibaren santrafor diye konuşulacak. Orada da isimler malum belli zaten. Bu Bakalım arada kimler hocam gelecek. Alex Teixeira da dün sabah Kartal paylaşımı yaptı biliyorsunuz. O kadar çok beğeni aldı ki 4 saatte yaklaşık 20 binden fazla beğeni aldı. Çok fazla Doğrudur. etkileşim aldı. Siz de mutlaka takip etmişsinizdir. Come to Beşiktaş sloganıyla o paylaşımın altı doldu taştı. O da bir takım görüşmelerde bulunmuş aslında ama Dubai'de. Eli boş dönmüş Brezilya'ya. Sanki transfer ihtimali yükseldi gibi gözüküyor ki bugün sabah gazetesinde imzalı da bir haber gördüm ben. Şarjah ve El Hilal'le yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç çıkmamış. Türkiye'ye gelecek gibi duruyor mu? Sizin duyumunuz oldu mu? Çünkü taraftar çok istiyor. O konuda ben 2 hafta evvel üst düzey bir yöneticiyle yaptığımız görüşmede yani Teixeira'nın %80 bitirileceğini söylemişti. Ama şu var, bitirecekse birer evvel bitirin. Teixeira yaklaşık yani 5 ay oradan değil, 6-7 aydan beri top oynamıyor. Antrenman yok. İstediğiniz kadar siz ferdi çalışın. Yani bitireceksiniz birer evvel bitirin. Ondan sonra bir buraya geldiği zaman da onu yani böyle bir şey yapmayalım. Yani tuğkaka yapmayalım. Ya bir an evvel takımı adaptasyonu önemli, Türkiye'nin futboluna adaptasyonu önemli. Zaten hazırlık maçlarını oynuyorsunuz. Burada nedir? Takımın oyun kurgusu. Gerçi Teixeira'ya getirdiğiniz zaman yani oyun prensibi belli. Onu forvet hattında nereye koyarsanız koyun oynamalı özellikleri çok fazla bir oyuncu. Ama nereden bakın? İşte 5, 6 veya 7 ayın üzerine yakın bir maç kondisyonu yok. Maç oynamadı, takımla birlikte çalışmıyor. Bu handikapı bitireceksiniz, bir evvel bitirmenize bakacaksınız. Tabii burada şey önemli, maliyet önemli. Oralarda olmadığına göre burada da siz işte 300 lira, 500 lira daha aşağıya çekersen kâr da diye düşünüyorsunuz. Bu da gayet normal, mantıklı. Şu andaki konumumuzda kulüplerimizin ne kadar az maliyeti kulübünüze bağlarsanız size faydası olur. Tamam, tekrar söylemeye gerek yok. Futbolculara bir şey demiyoruz ama bir an evvel de kadroya girmesi lazım, katmanız lazım. Onun toparlanması uzun bir süre sürecek. Onu da tabii ferdi antrenmanlar olacak, grup antrenmanlar olacak, takım antrenmanlar olacak. Onun için bir an evvel sayın yöneticinin söylediği gibi %80 dediği andan itibaren onu da düğmeyi basıp bu işi bitirmek gerekecek. Sonra da zaman geçiyor. İşte yavaş yavaş onu adaptasyonu getiriyorsunuz. Bir bakıyorsunuz 8 hafta olmuş, 9 hafta olmuş, 10 hafta olmuş. Devreye yaklaşıyorsunuz. Böyle oyuncular oynaya oynaya, antrenman yapa yapa kendilerini sahada kanıtlarlar. Ne uzun sürerse bunun oynamama düzeni, maç kondisyon düzeni, takım kondisyon düzeni, o vakit sizde de adaptasyonu uzun sürer. Bir an evvel kadroya Peki. katılması lazım. Hocam ağzınıza sağlık. Beşiktaş'ın gündemini konuştuk. Ben sizinle Galatasaray'ın dünkü PSV maçını da değerlendirmek istiyorum. İlk maçtan önce sonra bir takım sizinle zaten yorumlar yapmıştık. Şimdi 5-1'lik yenilgin rövanşına PSV bir kez daha kaybetti. Oyunu yine tatmin etmedi. Yani skorun yanında, elenmesinin yanında. Milli takımımızda da biliyorsunuz benzer bir görüntü vardı Euro 2020'de. Yani Türk futbolu bu anlamda Avrupa'da artık başarılı olamamaya başladı. Sebeplerini sürekli sizinle de konuşuyoruz. Bilemiyorum nasıl yorumlarsınız hocam. Sözü size bırakayım. Son 3 dakikamız, bölmek de istemiyorum. Dün yayındaydık zaten, anlatmaya çalıştık izlediğimiz kadarıyla. Ya şimdi orada üçlü oynuyorsunuz, buraya geliyorsunuz, farklı oynuyorsunuz, farklı oyunculara öne sürüyorsunuz. Tamam, haklısınız, olabilir de demek ki Galatasaray'ın ikinci bir oyun sistemini göremeyeceğiz. Ta ki yeni alınan oyuncular gelene kadar, sahada onları görene kadar. Yine klasik bir oyun düzeni olacak. Dörtlü işte, ikili olur, üçlü olur. O şekilde gidecek öndeki. Ama önde de sıkıntınız var. İşte Avrupa'nın şu anda PSV'den yola çıkarsak orta sıradaki bir takımına karşı oyun olarak da yoksunuz. Hani hoca diyor ya, pozisyon vermedik etmedik ama siz de pozisyona girmediniz. Zaten adamlar pozisyona girmek istemediler ki, o tarzda oynamadılar. Yani zaten garanti almış turunu, garantilemiş, buraya gelmiş. Bir iki tane oyuncusunu da getirmemiş. Ve istediği gibi oyunu yönlendiriyor. Buradan da yine çıkaramıyorsunuz. Yok oluyorsunuz. Yani işte isim olarak söylemiyorum ama genel olarak oyun düzeninde yoksunuz. Herhalde yeni gelen oyuncularla daha farklı bir Galatasaray izleriz ama
biraz uzun sürecek. Kolay Galatasaray oyun düzeninde ne kadar yeni oyuncuları da getirirsiniz bile toparlayacağı hemen çabuk gözükmüyor. Uzun bir zaman gezecek. Bu da herhalde bir 5 haftanın 6 haftanın üzerinde geçer. Tabii şu anda sizin ikinci öneleme oynayacağınız maç o çok önemli. İskoç takımına karşı. Ama Galatasaray istediğimiz bildiğimiz düzeyde değil. Hiç hazır değil. Fizik olarak hazır değil. Oyun kalitesi olarak hazır değil. Tek tek perde olarak hiçbir şekilde hazır. Onların perde yeteneklerine Avrupa veya ligde siz bunları götüremezsiniz. Yani bu sizin tekrar söylüyorum. Çok farklı bir lig izleyeceğiz. Biraz da seyircilerin de Evet. dolmasını da böyle atmosferi farklı olacak. Şu andaki Galatasaray hiç hazır olmamış, hiç çalışmamış gibi gözüküyor. Oyun düzeni olarak da gözüküyor. Muslera'yı söylüyoruz. Muslera'nın da tabii inişli çıkışlı grafikleri var ama artık belli bir zamandan sonra her haftada Muslera üzerinden ya işte Muslera bizi bunu kurtardı değil, Peki. Muslera'yı düşünülecek. Onun için bakalım beklerim ama gidişat şu anda iyi gözükmedi. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Rica Keyifli geçti. Görüşmek üzere. İyi yayınlar olsun. Sağ Görüşmek olun. dileğiyle.